Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 18-24 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş bu hafta itibariyle artık Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçecek. 19 Ocak'ta Güneş Kova burcunda parlamaya başlıyor. Sizin için de oldukça güzel, verimli bir burçta olacak. Kova burcunda biliyorsunuz Jüpiter, Satürn ve Merkür de bulunuyor. Güneşin de artık kovaya geçici 9. ev konularınızı aydınlatacak ve önümüzdeki bir ay daha fazla gündemde tutacak. Ee, Geleceği daha fazla odaklanıyoruz. Biraz daha inançlar, manevi konular, e, geniş ufuklar gündeminizde. Eğitimle ilgili destekleriniz artıyor. Belki seyahatler, geziler hani bunlarla ilgili ticari de olabilir. Sosyal alanlarda dijital platformlar üzerinde de olabilir ama uluslararası alanlarda aktif olabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz sevgili ikizler. Özellikle gezegeniniz Merkür'ün Kova burcundaki hareketi sizi daha şu dönemde daha buluşçu, daha geleceğe dönük hale getiriyor ve yeni fikirler oluşturabiliyorsunuz. İlginç konularla ilgilenip farklı alanlarda bilgilerinizi arttırabiliyorsunuz. 29 Ocak kadar Merkür ileri harekette olacak bu dönemi iyi değerlendirelim. 29 Ocak itibariyle de Merkür gerilemeye başlayacak sevgili ikizler. Bu hafta Mars Boğa burcunda Uranüs'le birleşiyor. Çok güçlü bir açı. Hızlı bir haftadayız ama biraz da stresli bir haftadayız. Çünkü Mars Uranüs kavuşumu Kova burcundaki Jüpiter'le de zıt bir açı içerisinde olacak. Genel olarak Olumlu veya olumsuz, biraz heyecanlı durumlarla karşılaşabiliriz. Bunlar bireysel de olabilir, tabii ki toplumsal alanlarda, kolektif alanlarda da bu tesirlerle karşılaşabiliriz. Bilinçaltınız çok hareketli aslında bu dönemde. Çünkü 12. evinizde ilerliyor Mars ve Uranüs. Zaman zaman kendinizi çok e, huzursuz hissedebilirsiniz. E, gerginlikleriniz olabilir ama önemli farkındalıklarınız da olabilir. Örneğin araştırdığınız bir şekilde herhangi bir konuda çalıştığınız alanlarda ilginç bilgilerle karşılaşabilir, ufkunuzu mesela genişletebilirsiniz, yeni vizyonlar oluşturabilirsiniz. Daha önce bilmediğiniz gizli bir şeyleri fark edebilirsiniz. Örneğin, Bilinçaltınızla altınızla ilgili çalışmalar yapabileceğiniz bir dönemdesiniz aslında. Bu dönemde rüyalarınız da çok ilginç olabilir. Bazen uyku sorunları da yaşayabilirsiniz. Stres ve gerginliğe dikkat etmek gerekiyor haftanın genelinde. İş ortamınızda, birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili alanlarda, bazen akrabalar, yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili beklemediğiniz sürpriz gelişmeler de olabilir. Bunlar size şaşırtabilir. Örneğin genel sağlığınızda da uyku sorunları, biraz hormonal sorunlar, nörolojik sorunlar, eğer kronik problemler varsa bu dönemde ee, daha fazla risk oluşturduğunda bilmek gerekiyor. O yüzden uykunuza dikkat edin, çok kendinizi yormamaya çalışın, beslenmenize özen göstermeye çalışın. Bu hafta. Hafta başı Ay Koç burcunda özellikle çarşamba akşamına kadar sizin için daha verimli görünüyor. Hedeflerinize odaklanabilir, işlerinizi planlayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde çözümler bulabilirsiniz. Her türlü iletişim, bilgi paylaşımı, sosyal etkileşim anlamında da haftanın ilk 3 günü sizin için verimli olabilir. Perşembe ve cuma Ay Boğa burcunda Biraz daha içe dönmeniz, biraz daha kendinize odaklanmanız mümkün. Dinlenmek için de ayırabilirsiniz bu iki günü kendinize. Veya hani bireysel yapacağınız bazı işlerle de uğraşabilirsiniz. Hafta sonu ay burcunuzda olacak, ikizler burcunda olacak. Bu hem duygusal hem zihinsel enerjinizi arttıracaktır. Çok verimli olabilir hafta sonu sizin için. Ee, yine her türlü konuda konuşmak, bilgilerinizi paylaşmak ya da e, bir şeyleri öğrenmek için bu iki günü değerlendirebilirsiniz ticari konularda eğitimle ilgili konularda ve bireysel ilişkilerinizde son derece aktif ve kendi adınıza olumlu sonuçlar alabileceğiniz bir hafta sonu olabilir sevgili ikizler Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum Hoşça kalın